Merhaba değerli yatırımcılar. Küresel piyasalara baktığımızda ABD piyasaları geçtiğimiz hafta genel olarak satış baskısı altındaydı. Cuma günü gelen hafif alımlar ile hafif diyeceğimiz pozitif seviyelerde kapanışlarını gerçekleştirdiler. Avrupa piyasaları da genel olarak bu şekildeydi. Uzak Doğu piyasaları da böyleydi. Bizim piyasamızda bu tarz işlemlerini sürdürdü. Bunun sebebi hem çok ciddi şekilde yukarı yönlü bir rally yaşıyorduk. Hem bunun bir kar satışı rahatlaması yükseliş trendi içerisinde destek noktasına kadar geri çekilmeler söz konusu oldu. Ayrıca biliyorsunuz ki hafta başında Kuzey Kore ile ABD tarafında gerginlik iyice artmıştı. Jeopolitik risklerin de tabii üst binmesiyle kar satışları piyasalarda genel olarak devam etti. Daha sonra Cuma günü gelen ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanması genel olarak piyasaları biraz daha pozitif hareketlere sürükledi ve satışlarını toparlamaya başladılar. Bugün için endeksin Borsa İstanbul 100 endeksinin 107 bin seviyesinin üzerinde güne başlayacağını düşünüyoruz. 107.500 direnç noktasına doğru hareketler devam edecektir. Bu noktayı kırması durumunda 108.000 seviyesine doğru yükselişlerin, 108.000, 108.500 seviyesine doğru yükselişlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Genel olarak yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Trend içerisinde kar satışlarının ardından pozitif hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Döviz piyasasına baktığımızda ise genel olarak bandımız belli. 3.50-3.55 bandı arasında işlemlerini sürdürüyor ki enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi doları global olarak geri çekmeye devam ediyor diyebiliriz. O yüzden bize de dolar-TL geri çekilebilir diye düşünüyoruz. Genel olarak pozitif bir haftaya başlıyoruz. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum.